Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda da sizlere bu zamana kadar kullandığım, başladığımdan bu tarafa kullandığım makineleri anlatmak istiyorum. Birinci ve ikinci resimde gördüklerimiz Volvo 4400. İlk operatörlüğe başladığım makinalarım. Hem yağcılığını yapıp hem de kullandığım. Bunlardan sonra bir de 120'ye binmiştim, Volvo 120'ye tekrar lotere. O da bunun bir büyüğü. Şimdiki 4400'ler, bu 4400'lerin ayarlarında L90'lar çıkıyor. İlk yağcılığımızın makinesi bunlar arkadaşlar. Çok güzeldi. Tabii gençlik vardı, hırs vardı. Üstünden inmeyi istemiyorduk. Sonra 95 yılında evlendim, Polatlı'ya geldim arkadaşlar. Bu 815 Eder'e bindim. Lastikli eskavatör. 87 modeldi. 2 yıl falan bunda çalıştım. Joystick devreliydi. Bu biraz özellikleri iyiydi. Bundan sonraki göreceğimiz lastikli eskavatöre göre. Ondan sonra bu gördüğünüz lastikli eskavatöre bindim. 815 Eder. Bu da 81 model arkadaşlar. 2-2,5 yılda bunda çalıştım. Bunlarda dönüş freni var işte. Size daha önce de bahsettiğim bu dönüş frenler var. Kuleyi döndürüşünü durdurmak için. Bayağı bir eski makineler. Tabii bizden daha çok eskilenebilen ustalarımız olmuştur mutlaka ama beni takip eden kardeşlerimizin yaşlarının en fazlasının bana yaşlı olduğunu düşündüğüm için. Genelde takip edenler benden küçük, o yüzden ben böyle söylüyorum. Mutlaka büyükler de vardır da. Ondan sonrakiler Daewoo 200. 2000 yılında sıfır alınmıştı arkadaşlar bunlar. Sıfırına bindim ben. Yaklaşık 6 sene falan kullandım. Burada da maden ocağında çalışırken. Çok güzel makineydi, çok verimli. Performansı çok yüksek bir makineydi arkadaşlar. Ben bundan çok memnundum. Yani seriliği acayip şey. Ben bunun üstünde seri makine görmedim. Bilmiyorum, belki daha vardır sizin kullandıklarınız. Daewoo 200 lastikli eskavatörden bahsediyorum. Ben onun üstüne seri makine görmedim. Acayip çok seri bir makineydi. Bilmiyorum, sizin kullandığınız diğer makinelerden daha seri olanlar vardır belki. Ondan sonra şey vardı arkadaşlar, bu Loder'e bindim. Loder ve artı CCB 200 vardı. Bunların resmi yok, CCB'nin. Eskavatöre, paletli eskavatöre CCB 200'e bindim. Ve bu Loder'e bindim. CCB'nin resmi yok. Ondan sonra Hydromen lastikli eskavatörüne buna bindim arkadaşlar. Bu da güzel makinaydı. 2005 veya 2006 modeldi o civarlarda. Güzeldi yani, bir 2-2,5 yıl bunda çalıştım o civarlarda. Sonra Merter Harfiyat'a geçtim. Merter Harfiyat'ta 96 veya 97 model miydi ne, bir Daewoo 220 vardı arkadaşlar. Daewoo'nun maalesef videosu yok. Ondan sonra 290 geldi. Bu videoda gördüğümüz, resimde gördüğümüz 290 arkadaşlar. Ondan sonra 220 hidromek geldi bu. Beyaz hidromek. Daewoo ile ikisini de biraz karışık çalıştım. Ama hidromen de sıfırına bindim. 2 yılda hidromekte çalıştım. Karışık olmak şartıyla, işin durumuna göre 290'da hidromek arasında. Sonra Loder geldi. Hitachi 310 geldi. Çok az da olsa onda da çalıştım. Eski günleri yad ettim sayılır. Çok güzel bir makine, güçlü, performansı yüksek bir makine arkadaşlar Hitachi'nin 300. Sonra da takipçilerimiz biliyor, Loder gitti, 310 yerine 350 Hitachi geldi. Hitachi ile de 290'da tekrar bir müddet karışık çalıştım. Ondan sonra Karadayı Harfiyat'a geldik, Daewoo 190'a. Yaklaşık 7-8 ay galiba çalıştım anca. Belki o kadar da olmadı. Ondan sonra malumunuz CAT geldi. Tabii ben bu aralarda bir yerde bir de şey kullanmıştım arkadaşlar. 2 aylığına bir yere yemeyeci gittim. Komatsu PC200 eskilerden. Leylek levye dediğimiz uzun levyelilerden. 2 ay falan da ondan kullanmıştım. Böyle arada çok kısa dönemlerde kullandığımız değişik makineler var ama onların resimleri olmadığı için
Onları yayınlayamıyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.